14 Eylül, 20 Eylül yay burçları neler bekliyor diyorsunuz? Yayda işlerin çok yoğun olacağı ve hatta işte kalıp gece 27-24 iş temponuzun yoğun olacağı, halledilmesi gereken işler, yeni ofis, yeni yapmak istediğimiz alanlar, yurt dışı ile ilgili beklediğiniz haberlerle alakalı çok güzel olumluluk dediğimiz. Yani siz hak ettiğiniz zaferi bu hafta sevincini yaşayacaksınız. Hatta ve hatta kendi işini yapan yay burçları büyütme kararı verdiniz ve daha renkli bir hareketli bir noktaya geçiş sağlayacaksınız. Bu da size çok verimlilik ve keyif verecek. O yüzden yaylarda sürpriz değişimler, mesela bankacıysanız tekstil işiyle dönüş yapabilirsiniz. Ortaklı işler var. Hem o işe hem farklı bir iş. Sanatçıysanız sahne sanatıyla uğraşabilirsiniz. Yönetmenseniz kendinizi ekran önüne geçirebilirsiniz. Ne bileyim, matematikçiyseniz konumunuz bankanın içindeyse daha üst mertebeye geçiş evreniz olacak. O yüzden sizde ciddi anlamda çok güzel bir şeylerin başlangıç haberini alacaksınız. Verimli, daha güçlü, daha planlı ve korktuğunuz gibi değil, meşaleyi yaktığınız gibi başlayacak. O yüzden yaylarda sürpriz Rabbim elinize sanki dokundu. Kötü giden her şey geride kalma haftası. Daha güzel olumluluklar, para kaygınız vardı, bitmek üzere olacak. Borçlarınız vardı, hacizlik evraklarınız vardı. Bunların hepsini yavaş yavaş toparlayıp kendi evrenizde daha mutlu kılacağınız bir döngüye gireceksiniz. O yüzden yaylar bu hafta plan, program, ödüllenme ödülüyle alakalı büyük bir başarı, hatta hak ettiğiniz noktanın da büyük bir sevincini yaşayacaksınız değerli yay burçları. Özel hayat konusunda da şöyle demişim. Evet, zor giden bir ilişkiniz var ve bir vicdanınız kalayım, bir vicdanımız gideyim. Vicdanla ilişki olmaz, rica ediyorum. Çünkü kendi vicdanınız zaten huzursuz. Siz huzursuz bir vicdanla yaşayacaksanız karşı tarafın mutluluğu için kendi vicdanınızı aşağı çekeceksiniz olmaz. Bir kısa bir ayrılık yaşayın, sonra tekrar özlenir, tekrar bir araya gelinir. Lütfen bunu dinleyin. Çünkü sizin bu ilişki sizin temel zorluğunuz ve bu zorluğu da mücadele edip hadi kimseyi kırmak istemediğiniz için de kendinize zarar veriyorsunuz. Artık ayrılma kararını verin ve yolunuza bakın. Özellikle ilişkisiz olan yay burçlarının evet değişik bir diyaloglar, konuşmalar olacak ama gerçek aşk için daha vakit var demişim. Özellikle geçmişini bekleyen bazı yay burçları evet haber alacaksınız ama üzüntülü haber alacaksınız. Boşuna kendinizi vereye vermeyin, o beni seviyor diye. Bir de aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir sorunlu olan insanlarla bir af, bir özür, bir adım atma olacak. Bu da sizi iyi hissettirecek. O yüzden siz de kendinizi bulma, plan ve programla birlikte hedeflediğimiz noktaya erişme diyorum. Özellikle dil eğitimi değil de yurt dışı ile alakalı çözülmesi gereken işler var ve bununla ilgili yazışmalar ön planda olacak. O yüzden bir yabancı dilde lisanı güçlü bir insanla bir çalışma haftanız olacak. Bu da sizi daha güçlü kılacağını söyleyebilirim. Kendi aracınızı değiştirmek istiyorsunuz. Yeni bir araç planınız var, yapayım mı yapmayayım, yapın, zaten uzun süredir istediğiniz bir şeydi ve size iyi gelecek. Sağlık olarak sadece takıntılarımız, psikolojik yorgunluklarımız var, bunları düzeltmemiz sizin için iyi ama bu hafta çok koşturmalı, çok stresli bir hafta olacak. O yüzden belki stresinize iyi gelecek yoga, meditasyon, pilates, ruhunuza iyi geleceğini söyleyebilirim. Özellikle çocuk tedavisinden umudunu kesenler bu hafta tekrar başlayın, Allah size nasip edecek. Çocukla ilgili umudunu kesenler çocuk sevinci yaşayacak. Uzun süredir mahkemesel sorunlarınız vardı. Bunları nasıl düzeltirim diyordunuz. Mahkeme doğru noktada adaletli davranacak. Daha vakti var. Sabırlı olmanızı istiyorum dedim. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli yay burçları. Sevgi ve umutla kalın. Hoşça kalın.